akşama görüşürüz. Bekletme beni. Sen Cem'i nereye göndermiştin Şükrü? Bankaya abi. Biraz uzun sürmedi mi? Mersin'den provizyon alacaktı ama. Gelmesi lazım. Şunlara bir bakalım mı abi? Bakalım. Evet. Bak Şükrü. Bana bankada diye numara yapmayın, çok ayıp. Şimdi gözümle gördüm, Özge'nin arabasından indi. Abi bak, sus! İkinizi de döverim. Abi, istersen beni döv ama çocuğa bir şey söyleme. Ters olur şimdi. Merhaba Filiz. Tamam mı Cem Bey? Yok, yapamadım ben o işi. İmza sirkülerini unutmuşum. Eyvah, saat 3. Siz gidin Ergun Bey. Şu hesapları toparlamam lazımdı Yasemin Hanım. Ben devam ederim. Şevket Bey'e duyurmadan halledelim. Filiz Hanım, bana Cem Bey'i gönderir misiniz? Cem Bey'i sorarsa? Ben daha gelmedim. Bir yere sakınırım. Evet, öyle deriz. Beni sorarsa? Cem Bey sirkleri unutmuş ya. Telefon etti, alıp bankaya gittiniz. Cem Bey, babanız sizi istiyor. Geldiğimi gördü demek. Herhalde. Yine kıyamet kopacak. Öyle görünüyor. Ben gidiyorum Yasemin Hanım. Başka çare yok. Ya. Ne konuşmuştuk Şükrü? Ne konuşmuştuk seninle? Bu çocuğun bu hale gelmesine sebep sensin. Nereden gidiyorsun sen? Baba anlatacağım. Baba deme, iş yerindesin. Tamam, özür dilerim. Nerede para? Çekemedim. Bankaya gitmedin ki. Hayır efendim, gittim. Sus, yalan söyleme, kafanı kırar. Bir dakika abi. O kadar uzun boylu değil efendim. Kıramaz mıyım yani? Cem, terbiyeli konuş. Amca, ne yapacağımı şaşırdım. İşverense işveren gibi davransın. Ha, anlaşıldı beyefendi. Bu gibi durumlarda bir işveren olarak sizin gibilere ne yapılır biliyorsunuz herhalde. Herhalde daya katılmaz değil mi efendim? Tamam Şükrü, götür bunu muhasebeye. Versinler 15 günlük tazminatını, defolup gitsin. Abi bak, konuşalım. Ne olur beni konuşacak dinle. Bak, bir şey yok. Abi. Son verin, içine gitsin. Ben de bayılmıyorum burada çalışmaya. Defol! Kal desen de kalmam artık. Başka iş mi yok? Cem! Cem! Bırak Şükrü gitsin. O kayınpeder yok olacak ödüğün yanında çalışsın da aklı başına gelsin. Hadi yürü. Gel bakalım, konuşacağız seninle. Ne konuşacağız artık amca? Bırak beni gideyim. Bak şimdi ben döverim ha. Geç. Geç. Neredeler? Eşek sıpası. Ben bilmiyorum sanki nereden cesaret aldığını. Lafa bak, başka iş mi yokmuş? Filiz Hanım, Arif Bey'i bağlar mısınız? Yine nereye gitti bu kız hanım? Nereye gidecek Arif? Selmalarda. Çok geziyor. Otursun oturduğu yerde. Evlenmeden önce başımızı derde sokmayalım. Alo. Aa, nasılsınız Şevket Bey? Teşekkür ederim. Evet, biraz üşütmüş de işe gitmedi. Burada veriyorum. Mine Hanım'a çok selam. Unuttu bizi yani. Arif. Tatsız konuşuyor, ne var acaba? Ver bakalım, anlarız. Nasılsın üstad? Çoktan beri görüşmüyoruz. İşleri yoğun herhalde. Sizi yalnız bıraktım. Mine nerede kaldı? Çıkamamıştır evden. Şimdi bir dedikoduya başlarsak. Aa, geldi. İyi ki başlamamışız. Ya. Merhaba. Geç kaldım biliyorum ama şekerim, bir arabaya bindim, tam 10 saat dolaştırdı beni. Çıldırdım yani. Aa, annem geldi mi? İçeride. Biz de şimdi senden söz ediyorduk.
Çekiştiriyor muydunuz yoksa? Eh, biraz daha gelmeseydi. Aa, bu ne Mine, kim yiyecek? Sen yine perizde misin? Çocuklar yer. Mersi. Ha, sana bir iş buldum. Ne işi? Çeviri. Dur bir nefes alayım, anlatacağım. Özür dilerim anne. Hoş geldin yavrum. Ne oluyor üstad, sen büyütüyorsun bu işi. Ne oluyor artık? Tamam, konuşalım. Oldu, eyvallah. Ya Hödük, sana yedirecektim oğlumu. Şevket. Hoş geldin baba. Ne oldu oğlum? Şey mi, canın sıkıldı? Yok bir şey baba. Şükrü nerede? Burada baba. Ha, ondan değil. Değil baba, Cem'e kızdım. Ne yaptı gene? Ne yapmıyor ki, gebertiyordum şimdi. Şükrü zor aldı elimden. Saçmalama Şevket. O yaşta çocuk dövülür mü? Arif Bey'de açtım telefonu, azma geleni söyledim. Bu senin elini öpecek abi. İstemez. Şevket. Gel buraya bakayım. Börek nefis. Biraz daha vereyim mi? Yapma Nazan, çatlayacağım vallahi. Mineciğim, anlatsana bulduğun işi. Aa, tam sana göre. Yani yanlış anlama, çalışmak istiyorum demiştin de. Evet Mine, istiyorum. Bizim arkadaşlarım bir tercüme bürosu var. Aslında onlar full time istiyorlar ama. Full time çalışamam, çocuklarım bakımsız kalır. Çocuklarına da kıyamaz. Ben de part time çalışabilir dedim, görüşmek istiyorlar. İyi para veriyorlarsa düşün kızım. Fransızcan mükemmel, Almancan da iyi. Ben isterim, Şükrü ile de konuşayım bakalım ne der. Ne diyecek kızım, gerekirse ben de konuşurum. Babaannemle yengem bizde bugün. Annem nefis şeyler yapmıştır, karnım çok acıktı. Benim de. Kola alalım mı? Annem almıştır belki. Hayatta almaz, çay içirir şimdi bize. Nefret. Yakalanırsak? Çantalara koyarız sonra odada. Sende para var mı? Ya hep böyle yapıyorsun ama. Canım sonra veririm. Vermezsin sen, uyutursun. Bana bak, üçe kadar sayıyorum. Eğer almazsan... Bir... İki... Biraz sabırlı olacaksınız. Hemen parlıyorsunuz. Bizim ailenin en kötü yanı bu zaten. Telaş. Her şey o anda olup bitecek sanki. Fazla yükleniyorsunuz bu çocuğa. Yetiştirelim derken büsbütün asi edeceksiniz. Bir şey yaptığımız yok baba. Bıraksak tepemize çıkacak. Bu çok yüz verdi bu. Tamam, her zamanki gibi yine suçlu biz olduk. Neyse, kesin artık bu meseleyi. Arabayı ne zaman alıyorsun Şükrü? Para gelince bugün gideceğim. Ha, bak bugün alacaktık sözde. Para gelmedi ki. Ergun mu gitti bankaya? Evet, gelir az sonra. Geç oldu. Yarın alırız artık. Günaydın. Şevket Bey yok mu? İçerideler efendim. Kim diyelim? Nazım. Siz burada yenisiniz galiba. Evet. Bu da kim? Nazım abi. Vay, büyük iş adamı. Ne haber? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bildiğiniz gibi koşturmaca. Eniştem yok mu? İçerideler. Dedem de burada. Ha. Nazım Bey mi? Nazım Bey de kim? Ha bizim Nazım. Gelsin, gelsin. Zamansız geldiysem özür dilerim. Toplantınız mı vardı? Yok bir şey oğlum, gel. Öpeyim amca. Siz bizim şirketin yolunu bilir miydiniz Nazım Bey? Otursana. Bir şey içer misin Nazım? Sağ ol enişte. Çok içtim.
Ne oldu Allah aşkına? Kötü bir şeyin üstüne mi geldim? Yok canım, yok bir kötülük. O zaman niye bana öyle garip garip bakıyorsunuz? Sen de amma alıngan adammışsın be Nazım. Seninle ilgisi yok oğlum. Babası biraz Cem'e sinirlendi de. Ha. İşlerin nasıl Nazım? İşsiz sayılırım Üstü Bey amca. Tiyatro yok, film işi de yok. Ara sıra dublaj çıkacak da biz de işte. Bırak şimdi Nazım, senin çalışmaya gönlün yok. Yapma Şevket abi. Biraz öyle Nazım, kabul et. Hadi bulalım sana bir iş de çalış. Ben de buraya onun için geldim Şevket abi. Bak sonra işi beğenmemek parası az demek yok ama. Yok canım, ben işi buldum. Başla hemen. Hemen başlayamam Şevket abi. Biraz para lazım. Ne işi bu Nazım? Bilmiyor musun enişte? Şu çiçekçi dükkanı, kadın 3 gün sonra gidiyor. Çiçekçi dükkanı mı? Çiçekçi dükkanı tabii. Çiçekçi dükkanı. Çiçekçiliğe mi başlıyorsunuz? Abi bak, şimdi şu çocuğu bir dinle. Ha? Sen açmadın mı enişte? Vakit olmadı ki Nazım. Yani sözde bugün konuşacaktık. Neler oluyor gene Şükrü? Abi bu sözünü ettiğimiz iş gerçekten düşünmeye değer. Dükkanın yeri iyi, müşterisi hazır. Sen çiçekçilik yapabilir misin? Ne ilgisi var abi? Nazım yapacak. Artık ben de bir iş sahibi olayım be Şevket abi. Bana bir koltuk çıkın. Pasta çok güzel Bilge. Biraz daha ister misin? Kilo alıyorum babaanne. Kız sen de mi başladın? Ben isterim babaanne. Ders çok mu bugün? Üf, felaket babaanne. 5 sayfa ezberim var. Başım tuttu şekerim. Kadın zangoç gibi oturdu başımıza. Saçma ama. İçiyorsan saklamaya ne gerek var? Öyle de bizimkiler alıştırmışlar. Onlar içmeyince. Bilge, bardakları getirir misin lütfen? Hayırlı olsun. Şükrü yeni araba alıyormuş ha? Ben hiç istemiyorum. Yine her dakika kavga. Dediğiniz gibi ise çok iyi. Dükkanı görelim. Sağ ol Şevket abi. Ne zaman görürüz? Ne zaman dersen. İstersen şimdi. Olur. Ergun gelsin de çıkarız. Bak ben de nasıl çalışacağım Şevket abi. Yalnız dükkanın sahibi sen olacaksın Şükrü. Tabii abi. Ben başkasını tanımam. Topu atarsanız parayı hissesinden keserim. Keseceksin tabii abi. İyi düşündün mü Şükrü? Nazan'a da bir sor istersen. Aman baba. Nazan'ı bilmez misin? Kuşkucunun biri. İş mi yaptırır o insana? Thank you.
Şükrücüğüm lütfen, nereden bu çiçekler? Ben almış olamaz mıyım Nazancığım? Olamazsın. Sen çiçek almasını bilmezsin çünkü. Evet baba, bilmezsin. İyi, bu gece de bunu öğrendik. Tabii canım, ben ne anlarım çiçekten? Efendim, Nazım Bey gönderdi. Aa, bir yerden para mı almış? Hayır efendim, parasını ben verdim. İkinize de teşekkür ederim, çok incesiniz. Söyle bakayım, ne var sende bugün? Ne gibi? Pek neşelisin de, gözlerinin içi gülüyor. Nazancığım bak şimdi... Arabayı ne zaman alacaksın baba? Dur oğlum, konuşuyoruz. Bak sen bunu hep yapıyorsun Ali. Okulda da bu böyle baba. Nasıl? Hep böyle, kimseyi konuşturmuyor. Öğretmeni de dinlemek yok tabii. Hiç de değil anne. Cevap verme Ali, cevap verme, cevap verme. Hem siz ne oturdunuz öyle laf dinliyorsunuz burada? Hadi bakalım derse. Kalkın. Hadi Ali. Ben de senin kola içtiğini söylemezsem. Söyle, sen içmedin mi? Hem konuşma benimle, tatsız. Hadi anlat bakalım. Nazan, bu çiçekler var ya, bil bakalım nereden? Ne bileyim? Nazım'ın dükkanından. Evet, Nazım'a çiçekçi dükkanı açıyoruz. Yine ortak mısınız? Bu kez patron benim canım. İyi düşündün mü Şükrü? Sonra bir tatsızlık çıkmasın. Yok canım. Abim bilirsin, kaytarır, çalışmaz. Sonra ben arada kalmayayım. Çok istekli Nazan. Onu hiç böyle görmemiştim. Gittik dükkanı gördük. Abim çok beğendi. Birkaç güne kadar mukavele yapacağız. Senin üstüne mi? Tabii Nazan. Aman, bu sefer sağlama al Şükrücüğüm. Deli misin Nazan, çok para kazanacağız. Hayret yani, bu kez karşı çıkmadı. Ben de nasıl açarım diye düşünüp duruyordum. Niye Şükrücüğüm? Ben öyle olumsuz bir insan mıyım? Sen de hemen alınırsın. Olumsuz değilsindir ama... Olumlu da sayılmam. Yaramazım. Nazan, sen sevinmedin bu işe. Sevindim de. De yok, de yok, de yok. Çok iyi iş bu, bak göreceksin. Şükrü. Efendim canım. Ben de bir iş buldum. Ne? İş mi buldun? Evet, çalışmak istiyorum Şükrü. Ne işi bu Nazan? Bir tercüme bürosunda çalışacağım. Sahipleri Mine'nin arkadaşıymış. Büyük firma diyor. Ama sen yapamazsın öyle yerlerde Nazan. Niye yapamıyormuşum? Ben o kadar yeteneksiz miyim? Canım ne ilgisi var sevgilim? İnsanlarla uğraşamazsın. Biri bir şey söyler alınırsın. Peşin hükümlü olma Şükrü. Önce gidelim, konuşalım. Nedir, ne değildir? Tabii canım, haklısın. Konuşalım. Sen benim çalışmamı istemiyorsun. Niye öyle söylüyorsun Nazan? Evet, adım gibi biliyorum. Sen benim çalışmamı istemiyorsun. Bak Nazancığım, sen beni hep çağ dışı bir adam olarak görüyorsun. Böyle tutucu, kıskanç. Şükrücüğüm, kabul et. Biraz kıskançsındır. Bazen de hiç kıskanmadığımı söylersin. Yılın. Nazan ne diyor çiçek işine? Sandığım kadar karşı koymadı ama çok da sıcak bakmıyor tabii. Bence yanlış düşünüyor. Tabii Nazım dürüst çalışırsa. O da ondan kuşkuluyor abi. Bak Şükrü, iyi denetleyeceksin bu adamı. Hiç merak etme abi, nefes aldırmayacağım. Mecbursun Şükrü. Biliyorsun böylesi adamlar ellerine biraz para geçince gevşerler. Nazan da çalışmak istiyor abi. Hı? Tercüme bürosunda Mine söylemedi mi? Ha, söyledi söyledi. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilmem ki abi. Evin düzeni bozulur, çocuklar perişan olur. Yapma böyle ödüklük oğlum.
Bırak çalışsın kız. Bak Mine'ye, evde oturuyor, nereye saldıracağını bilmiyor. Şükrü bak, bu alacağımız araba o sattığın külüstüre benzemez. Trafiği görüyorsun. Aman oğlum, ilk günlerde yavaş sür. Tabii abi. Sakın kimseyi sollamaya kalkışma. Bırak geçerse geçsin. Sen sağdan sağdan, yavaş yavaş. Gazlamak yok. Yok abi, deli miyim ben? Araba zaten rodajda. Aferin. Araba nasıl abi? Güle güle kullanın beyefendi. Sağ ol, teşekkürler. Gerçekten süper bir araba aldınız Şükrü Bey. Osman Bey, her şey için teşekkürler. Rica ederim efendim. Olun. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz efendim. Teşekkürler Osman Bey. Rica ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol canım. Hayırlı olsun. Ha, sağ olun. Bin bakalım Şükrü. Ben arkandan geliyorum. Bir deneyelim şunu. Kim derdi be Şükrü? Bu yaşlara geleceğiz de böyle arabalarımız olacak ha? Bizim çocukluğumuzda araba mı vardı abi? Vardı da parmakla sayılacak kadar azdı. Bağlar başında bir komşumuz vardı hani abi. Babamla tavla oynarlardı da hep kavga çıkardı. Neydi onun adı? Ha, Mümtaz Bey. Evet. Sahi ne tip adamdı değil mi? Onun bir arabası vardı, hatırladın mı? Antika. He. Kapıdan sığamazdı. Boy bu kadar. Koltuğa otur göremez. Altına çift minder koyardı. Zengin adam oğlum derdi babam. Milyoner derdi. O devirde öyle araba sahibi olmak kolay mı? Mangalda da bu etin tadı başka oluyor abi. Yavaş oğlum, arkandan atlı mı kovalıyor? Ali sevinecek bu arabaya. Güzel araba, güzel. Nazan da beğenecek, Bilge de. Güle güle. Sağ ol abi, sayende. İyi şartlarda aldık değil mi abicim? Evet. Çok kolaylık yaptı adam. Aman Şükrü, bu arabayı zorlama. Tam devirlerinde değiştir vitesleri. Tabii abi. Gözün hep hararet göstergesinde olsun. Suyunu, yağını kontrol et. Her gün bakarım abi. Her gün de değil canım. Yani.
Abicim al. Ara sıra gelelim buralara be Şükrü. Gelelim vallahi. Şu havaya bak. Ah, çocukluğumu özlemişim. Seninle ne koşardık değil mi abi? Ben seni her zaman geçerdim ama. Sen de ağaca çıkamazdın, ne haber? Şükrü. Efendim abi. Sakın yarım debriyaj yapmayı mı? Yapmayayım, yapar. Kullanmayayım. Hadi abi. Hadi bakalım. Sen ne duruyorsun burada? Evde kimse yok mu? Var Cafer amca, babamı bekliyorum. Yeni araba aldı da. Cafer! Buyurun! Asansörün kapısını kim açık bıraktı? Bilmem. Bu bıraktı herhalde. Okuldan geldiğinden beri bir aşağı bir yukarı inip çıkıyor. Oynayacak mı bu canım? Ama ne? Söyle o çocuğu oynamasın asansörle. Olur söylerim. Vallahi bozulursa babasından alırım parasını. Heyecandan Sabri Bey, babası yeni araba almış da onu bekliyor. Eyvah, yine başladı park kavgası. Ya. Geliyor muymuş şimdi? Öyle diyor. Bana bak, ayrılma o zaman buralardan. Olur Sabri Bey, şunları vereyim. Öf. Öf ya, öf. Arabanın derdine dondu hınzır. Kız şunun sesini biraz bilge. Ali! Hasta olacaksın oğlum, gel. Üşümüyorum anne, ne olur. Bak hiç söz dinliyorum. Bir de hastalık çıkarsa başımıza. Sabri Bey. Anne, babam geldi. Gel Şükrü Bey, gel. Gel, gel, gel. Gel, yanaş, yanaş, yanaş. Ha. Baba, bu ne? Ablam buna da bir şey söylesin bakalım. Ne söyleyecek baba, süper. Bu ötekinin yanında jet vallahi, jet jet jet. Aa, çok güzelmiş. Evet anne, süper. Güle güle kullanın beyefendi. Teşekkür ederim. Ev frenini çektiniz mi? Çektim Abdi Bey. Abdi değil efendim, Sabri. Affedersiniz, özür dilerim. Estağfurullah. Beni bu sefer takacak bir şey bulamadı. Aman Cafer, arabaya göz kulak ol. Hiç merak etme beyim. Çizerler, aynasını kırarlar falan. Ben buradayken kimse elini süremez Şükrü Bey. Baba, buna iyi bir müzik seti alacaksın, söz. Alacağım kızım, söz. Kasetlerimi alırım, hep yanında otururum artık. Olur, biz nerede oturacağız hanımefendi?
Nazan, beğendin değil mi? Çok beğendim Şükrücüğüm. Rengi falan? En sevdiğim renk harika. İşte buna içilir. Çocuklar, Nazan'ım sağlığına. Afiyet olsun canım. Ah, Nazan harika. Teknolojik bir şaheser bu araba. Baba bizi biraz gezdirsene. Şimdi içkiye başladım oğlum. Biliyorsun içkili araba kullanılmaz. Daha çok gezdireceğim sizleri. Hadi. Bu ne? Yoksa! Arabam! Arabam! Şükrü! Baba! Geçmiş olsun efendim. Kimin bu araba ya? Ne biçim park etmiş? Ya, söyledik efendim. Neyse, pek bir şey yok. Ne olacak beyefendi? Cana geleceğine mala gelsin. Tabii canım, ne olacak? Kaçmıyoruz ya, neyse veririz. Hayır efendim, daha başında değiliz. Öyle ezbere iş yok. Karakola gidiyorum, zabıt tutulacak. Gidersen gitme. Alkollü araba kullanmak neymiş, gör bakalım. Görelim bakalım. Bir şey yok işte, görmüyor musun? Bir şeycikleri yok. Ortalıktan kaybolalım, şahit yazarlar. Anladım. Beni sorarlarsa fenalık geçirdim. Tamam. Şu adamın haline bak. Zil zurna sarhoş. Bu kez tamam anne. Polisin elinden kurtulamaz artık. Aman atsalar şunu içeriye de bütün apartman rahat etse. Ya pis adam. Ne konuşuyorlar canım artık? Belli ne oldu? Bakın memur bey, bakın beni dinleyin. Durduğum yerde geldi bana bindirdi efendim. Tamam, bindirdik, bir şey demiyoruz. Memur bey, bütün apartman gördü, evet herkes. Buyurun karakola gidelim. Gidelim. Zabıt tutulacak. Tutulsun. Alkol muayenesi yapılacak. Yapılsın. Ben de muayene olacağım memur bey. Tabii. Ama ben evimde içtim. Olsun. Akşama görüşürüz. Bekletme beni. Sen Cem'i nereye göndermiştin Şükrü? Bankaya abi. Biraz uzun sürmedi mi? Mersin'den provizyon alacaktı ama. Gelmesi lazım. Hmm. Şunlara bir bakalım mı abi? Bakalım. Bak Şükrü, bana bankada diye numara yapmayın, çok ayıp.
efendim, gittim. Sus, yalan söyleme kafanı kara. Abi bir dakika, abi. O kadar uzun boylu değil efendim. Kıramaz mıyım yani? Cem, terbiyeli konuş. Amca, ne yapacağımı şaşırdım. İşverense işveren gibi davransın. Ha, anlaşıldı beyefendi. Bu gibi durumlarda bir işveren olarak sizin gibilere ne yapılır biliyorsunuz herhalde. Herhalde dayak atılmaz değil mi efendim? Tamam Şükrü, götür bunu muhasebeye, versinler 15 günlük tazminatını, defolup gitsin. Abi bak, konuşalım, ne olur beni dinle. Konuşacak bir şey yok, fon verin içine gitsin. Ben de bayılmıyorum burada çalışmaya. Defol! Kal desen de kalmam artık, başka iş mi yok? Cem! Cem! Bırak Şükrü gitsin. O kayınpedere yok olacak ödüğün yanında çalışsın da aklı başına gelsin. Hadi yürü. Gel bakalım, konuşacağız seninle. Ne konuşacağız artık amca, bırak beni gideyim. Bak şimdi ben döverim ha, geç. Geç. Neredeler? Eşek sıpası. Ben bilmiyorum sanki nereden cesaret aldığını. Lafa bak, başka iş mi yokmuş? Filiz Hanım, Arif Bey'i bağlar mısınız? Şimdi gözümle gördüm, Özge'nin arabasından indi. Abi bak, sus! İkinizi de döverim. Abi, istersen beni döv ama çocuğa bir şey söyleme, ters olur şimdi. Merhaba Filiz. Tamam mı Cem Bey? Yok, yapamadım ben o işi. İmza sirkülerini unutmuşum. Eyvah, saat 3. Siz gidin Ergun Bey. Şu hesapları toparlamam lazımdı Yasemin Hanım. Ben devam ederim. Şevket Bey'e duyurmadan halledelim. Filiz Hanım, bana Cem Bey'i gönderir misiniz? Cem Bey'i sorarsa? Ben daha gelmedim. Bir yere sakınırım. Evet, öyle deriz. Beni sorarsa? Cem Bey sirkleri unutmuş ya, telefon etti, alıp bankaya gittiniz. Cem Bey, babanız sizi istiyor. Geldiğimi gördü demek. Evet. Yine kıyamet kopacak. Öyle görünüyor. Ben gidiyorum Yasemin Hanım. Başka çare yok. Ya. Ne konuşmuştuk Şükrü? Ne konuşmuştuk seninle? Bu çocuğun bu hale gelmesine sebep sensin. Nereden gidiyorsun sen? Baba anlatacağım. Baba deme, iş yerindesin. Tamam, özür dilerim. Nerede para? Çekemedim. Bankaya gitmedin ki. Yine nereye gitti bu kız hanım? Nereye gidecek Arif? Selmalarda. Çok geziyor. Otursun oturduğu yerde. Evlenmeden önce başımızı derde sokmayalım. Alo. Aa, nasılsınız Şevket Bey? Teşekkür ederim. Evet, biraz üşütmüş de işe gitmedi. Burada veriyorum. Mine Hanım'a çok selam. Unuttu bizi yani. Arif. Tatsız konuşuyor, ne var acaba? Ver bakalım, anlarız. Nasılsın üstad? Çoktan beri görüşmüyoruz. İşleri yoğun herhalde. Sizi yalnız bıraktım. Mine nerede kaldı? Çıkamamıştır evden. Şimdi bir dedikoduya başlarsak. Aa, geldi. İyi ki başlamamışız ya. Merhaba. Geç kaldım biliyorum ama şekerim, bir arabaya bindim, tam 10 saat dolaştırdı beni. Çıldırdım.